Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Mart 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, öncelikle Mart ayının konu başlıklarına şöyle bir bakalım. 7 Mart'ta Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Yine aynı gün 7 Mart'ta Satürn balık burcundaki yolculuğuna başlıyor. 16 Mart'ta Venüs boğa burcunda ilerlemeye başlayacak. 21 Mart'ta Koç burcunda yeni ay doğuyor. 23 Mart'ta Plüto kova burcuna geçecek ve 25 Mart'ta Mars yengeç burcundaki yolculuğuna başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ve Merkür 20'sine kadar olan süreçte balık burcunda ilerleyecek sevgili akrepler. Bu sizin için ayın ilk yarısını özellikle biraz daha duygusal, daha romantik. Özellikle yakın ilişkiler, sevgi ilişkileri, aşk ilişkileri, romantik konular, çocuklarla olan ilişkilerde daha güçlü etkiler getiriyor. Düşünceleriniz, zihniniz, aklınız, yani bu alanlarda olabilir. Yaratıcı anlamda hem kendinizin maneviyatla, ruhsal anlamda daha güçlü bir şekilde gösterebilirsiniz. Buralardaki uğraşlarınız, faaliyetleriniz öne çıkabilir. Hem de yaratımla ilgili hobileriniz, sanatsal uğraşlarınızda da daha güçlü bir dönemde olabilirsiniz. Ve 7 Mart'ta Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 11. evinizi aydınlatıyor. Hedeflerinize ulaşabileceğiniz, bazı işlerinizi tamamlayabileceğiniz, sonuç alabileceğiniz bir dolunay bu. Düzen gerektiren, iş ve hesapla ilgili, hizmetle ilgili bir dolunay. Özellikle bir projenizi bitirmeniz, işle ilgili alanda bir hedefinize ulaşmanız, gruplar içerisinde bir ekip çalışmasındaysanız mesela, burada öne çıkmanız, dikkat çekmeniz mümkün. Eğitimle ilgili de bir hedefinize ulaşabilirsiniz. İşle de ilgili olabilir. Hatta sosyal hayatınızda arkadaş ilişkilerinizi de şöyle bir gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz. Belki bazı ilişkilerinizde yeni kararlar alacaksınız. Bir grup üyeliğinizden ayrılabilirsiniz. Mesela bir kulüp üyeliğinizi bitirebilirsiniz. Ya da yeni bir arkadaş grubunda kendinize yer edinebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizi de bu anlamda biraz daha göz önünde tutabilirsiniz. Aynı zamanda toplumsal alanlarda kolektif çalışmalar, işte toplum yararına yapılacak çalışmalar, yardımlaşma çalışmaları, şifa ve sağlıkla ilgili uygulamalar, buralarda da hizmet anlayışıyla da daha fazla öne çıkmanız, kendinizi göstermeniz mümkün görünüyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size güzel etkiler, olumlu etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Hani ilişkilerde, sosyal yaşamda, hatta iş ve projeler anlamında da bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Değişken burçlarda balık, başak, ikizler, yay burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa 16 derece ve yakınlarında yine sizin için önemli olabilir, güçlü etkileri olabilir bu dolunayın. Ve dolunayın hemen takip eden yine aynı gün içerisinde bu sefer Satürn 7 Mart'ta balık burcuna geçiyor ki kişisel olduğu kadar kolektif bir etki bu. Uzun süre kalacak çünkü 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn balık burcunda ilerleyecek. Burada size açısal olarak aslında su elementi olduğu için balık üçgen açıda olacak. Yani bu çok zorlayıcı, sert bir açı değildir. Genel olarak Satürn sizi belki ilişkilerde, romantik konularda, işte kişisel yeteneklerinizi geliştirme, değerlendirme ya da çocuklarla ilgili konularda biraz daha disiplin altına alacak diyebiliriz. Sadece bu ayla sınırlı bir etki değil. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Hem genel etkilerinden bahsediyorum, hem burcunuza olan tesirlerinden bahsediyorum. Demet Bağtacı YouTube kanalında Satürn balık burcunda videomuzu izleyebilirsiniz. Ayın 16'sında Venüs boğa burcuna geçecek sevgili akrepler. Yine güzel bir haber veriyorum sizin için. 16'sından sonra Venüs güçlü olduğu boğa burcunda, şanslı bir pozisyonda ve sizin ilişkiler evinizde olacak. Dolayısıyla 16'sından itibaren ilişkilerden daha güzel şeyler bekleyebilirsiniz. Hem var olan bir ilişkinizde burada yakınlaşmanız, romantizmin, ilişkinizin güçlenmesi mümkün. Evlilik temaları falan da öne çıkabilir. İşbirliklerinden destek alabilirsiniz. Yakın ilişkiler, sosyal ilişkiler, arkadaşlık temaları da sizin için daha keyifli, daha uyumlu, daha şanslı bir hale gelebilir bu dönemde. Ayın 19'unda Merkür, ayın 20'sinde ise Güneş artık Koç burcunda parlamaya başlayacak. 21'inde ise Koç burcunun 0 derecesinde yeni ay var. İlkbahar ekinoksu, ekinoksla beraber bir yeni ay. İlkbaharla beraber enerjimiz tabii ki artmaya başlıyor. Bu yeni ay 0 derecede olacak. Önümüzdeki ay yine Koç burcunda 29 derecede, ama bu sefer yeni ay ile beraber bir güneş tutulması da olacağı için Koç burcunda
çifte etki var, daha güçlü etki var bu dönemde. Bu 0 derece yeni ay, yeni bir günlük hayatınızda, mesela bir düzende, bir alışkanlığınızda ya da bir iş çalışma alanınızda bir başlangıç, bir yeni karar anlamına gelebilir. Giyim kuşamınızda bile bir yenilik yapabilirsiniz. Örneğin işte çalıştığınız, yaşadığınız mekanların şöyle bir düzenlenmesi olabilir. Mesleki anlamda yeni bir görev, yeni bir şeyi öğrenmek için bir adım atabilirsiniz örneğin. Beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinizde de olabilir. Yeni bir yardımcı, yeni bir asistan ve benzeri. Belki yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Genel sağlığınızı iyileştirmek adına da aslında ilginiz, alakanız, biraz hayat kaliteniz, sağlığınız, İşte günlük düzeniniz, rutinleriniz, alışkanlıklarınız bu alanlara yöneleceği için, hani buralarda da bazı hayatınızda yenilikler yapmanız, yeni, şu ana kadar hiç denemediğiniz hani bir şey olabilir bu. Yeni bir düzen kurmanız da mümkün olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 0 ile 5 derecesi arasında Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu bahsettiğim etkilerin sizin için çok daha önemli olacağını söyleyebilirim. Ayın 23'ünden itibaren bu sefer Plüto Kova burcuna geçecek. Kolektif bir gezegen, ağır bir gezegen, uzun süreli bir transit bu. 2044 yılına kadar 20 yıl kalacak. Bu yıl sadece şöyle bir merhaba diyor aslında. Yani 11 Haziran'a kadar 0 derece Kova burcunda ilk ziyaretini yapacak. Daha sonra tekrar retrosu nedeniyle Oğlağa dönecek. 2024'te yerleşecek Kova burcuna tamamen. Biraz izlemek lazım. Kolektifte nasıl etkiler getiriyor? Çünkü işaretler verebilir. Sosyal anlamda, siyasi, ekonomik anlamda, bilimsel konular olabilir, kültürel konular. Hani buralarda tüm insanlığı etkileyebilecek bir tesirden bahsediyoruz. 11 Haziran'a kadar bazı işaretler gelebilir. Özellikle bununla ilgili. Sizin için de kişisel olarak önemli bir transit. Sabit burçlarımızı çok daha güçlü etkileyecek çünkü. 4. eviniz, aile, yuva, yaşamınızın kökleri, düzeniniz, buraları etkileyen bir uzun süreli transitten bahsediyoruz. Detaylı bir video hazırlayacağım. Yine Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz sevgili akrepler. Ve gezegeniniz Mars, uzun süredir biliyorsunuz, yaklaşık 7 aydır geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana İkizler Burcu'nda bulunuyor. Retro yaptığı için uzun süre kaldı İkizler Burcu'nda. Bu ay 25'inden itibaren artık İkizler'den ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek. Bu da bir enerji değişimi. Yaklaşık 1,5-2 ay Mars Yengeç'te olacak sevgili akrepler. 9. evinizde olacak. Bu dönemde enerjinizi, motivasyonlarınız, biraz aslında sizin için hayatta anlam arayışları, işte kendinize yeni hedefler belirleme, inançlarınız, düşünceleriniz, maneviyatla ilgili konular, yolculuklar, seyahatler, eğitim gibi konular, mahkemeler, davalar, hak arayışları, belki yurt dışı bağlantılı, yabancı kültürlerle ilgili temaslar, hani buralarda enerjinizi yönlendirmeniz, buralarda zaman zaman biraz daha hani mücadele içerisinde olmanızı da bekleyebiliriz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.